Sürdüğümüz kabın ve pencerelerin üzerindeki lentoları yukarı almaya geldi. Bu işlemi yapmak amacıyla önce öngörmüşe ya da öngörmüşe ya da sağ sol yan görmüşlere gelip Move komutuna girip daha sonra perspektiften yükselteceğimiz ya da yukarı çekeceğimiz nesneleri seçiyoruz. Daha sonra öngörmüşe tekrar gelip kabı yüksekliğimizi giriyoruz 250 olarak. 250 santim bunları yükselttik. Daha sonra plana tıkladık. Tekrar move dedik. P'ye bastığım zaman previous yani bir önceki seçtiklerimi tekrar seçecek. Ki seçti. Ya da tekrar seçebilirdik buradan. Sağ tuşa bastığımda sol tuşla nokta belirleyip daha sonra istikamet yönünde 2500 birim git dediğimde perspektifte bakıldığında yükseklikler çok net bir şekilde gözüküyor. Daha sonra plana gelip tekrar bunu bir kopyalıyorum. 2500 birim aşağıya olacak şekilde. Kopi dedim. 2500 aşağıya kopyaladık. Şununla şu aynı oldu. Şimdi bizim buradaki avantajımız ne oldu? Eski nesneyi tekrar kopyalayarak herhangi bir olası problemin önüne geçmek amacıyla en son ürünü silip kaldığımız yerden devam etmemizi sağlayabilir. Şimdi burada kapı ve pencereyi kilitliyorum ve duvar layer'ına geçiyorum. Plana geri geldim. Extrude dedim. Hepsini seçiyorum. Tabii burada seçtiğim zaman şurada görüyorsunuz şeyler seçilmiyor. Kapı ve pencereler. Planda geldiğim zaman da 350 dediğimde hepsi yükselmiş oldu şu anda. Şurada penceremiz yok. Tabii bunun görüntüsünü de değiştirmek amacıyla yani görüntü şeklini değiştirmek amacıyla Visual Style'da realistik seçersek perspektifi şu şekilde görebileceğiz. Şurada da orbit ile perspektifi bir şekilde değiştirebilirim. Şurada bir hata gözüküyor zeminde. Tabii kapılar, pencereler kilitli olduğu için şunlar artık olanlar benim için. Burada da bir pencere gözüküyor. Bunlar da benim için bir artık. Şurada da var bir tane. Şimdi biz burada pencerelerimizi oluşturduk. Kapılarımızı da oluşturduk. Bizim ilk etaptaki niyetimiz kapı ve pencerelerin boşluklarını oluşturmakta. Bu uzun yol tabii ki. Şimdi bu kapı ve pencereler aslında kapı ve pencere değil, lento ve parapet duvarlarımız oldu. Şimdi onları tekrar geriye seçeceğiz. Bunların hepsini tekrar seçip Layer Properties'den duvara tıkladığımız zaman hepsi birer duvar haline gelmiş oldu. Şimdi bunları birleştireceğiz. Hepsi tek bir parça haline gelecek. Bunu yapmak amacıyla da Solid Editing'de Union var. Seçtiğimiz bütün nesneleri yani iki tane ayrı nesneyi şey yapabilir. Bir bütün haline getirebilir. Bakın burada hepsini bir bütün haline getirdi. Ya da şu şekilde hepsini seçtiğimiz zaman bunlar parça parça ama hepsini seçtiğimizde tek bir parça haline geldiğini anlıyoruz. Nasıl yaptığımızı bir daha tekrar edelim. Ctrl Z ile geri alıyorum. Bunların hepsini duvar layer'ına aktardık. Hepsi duvar oldu. Union tıkladım. Nesneyi seçtim. Buradan da kontrol ediyorum aynı zamanda. Sağ tuşa bastığım zaman nesneler bütünleşmiş oldu. Union'a sol tuşla tıkladım.
plana geldim, seçtim, perspektiften kontrol ediyorum. Seçtiğim nesneleri sağ tuşla onayladığımda tekrar komutu bitirmiş oluyoruz. Daha sonrasında bizim burada pencerelerimizi tamamladık. Peki, bundan sonra biz bunun su basmanını oluşturacağız diyelim ki. Su basman için en son noktaya geliyoruz. Bütün katmanları açtık. Bizim için su basman layer'ı nasıl? Şuradan başlıyor. Ve bu şekilde yükseliyor. Su basmanımız 1, 2, 3, 4 basamağımız var. 15'er santim olsa 60 santim olacak şekilde. Peki su basman için ikinci bir layer açalım. Başka bir layer açalım. New dedim. Su basman diyorum. Bunu da gri ile yapalım. Gri renkte olsun. Su basmana çift tıkladığım zaman aktif hale geliyor. Polyline dedim. Binanın köşelerine dönüyorum. Su basmanın köşe noktalarını oluşturuyorum. Daha sonrasında onu bir kere de oturtturabileceğim. Burada tabi son nokta merdivende şurada bitmesi gerekiyor. Duvarın hizasından devam ediyoruz. Su basman hala sarı olarak devam ediyor. Ekranda en son üstüne çizdiği noktayı gösterdiği için son nokta bitiş noktamız orasıydı. Close deyip en sonunu bitirdik. Su basman tamamlanmış oldu. Ama su basmanın şurada basamaklarımız var. Peki bu basamakları da tekrar su basman katmanıyla rectangle'a çiziyorum. Son basamak, orta basamak ve ilk basamak olacak şekilde. Tabii bunların hepsi su basman. Hepsini tek tek seçtik ve su basman olduğunu gördük. Escape ile çıktım. Su basmanın rengini gri yapmıştık. Gri oldu. Şimdi ben burada su basmanları oluşturdum. Su basmanları aşağıya çekeceğim. 2000, 5000, 7500 olacak şekilde. Sadece burada çeksem yeterli olacak. Onları kısa yolda seçmek amacıyla Modify'ın altında Properties var. Properties'e tıkladım. Properties menüsü geldi. Properties menüsünün sağ üstünde Quick Select diye bir butonumuz var. Quick Select diyorum. Hani seçmemiz eğer buradan çok fazla nesne çizdiysek ve üst üste biniştiyse bunlar, onları ayırt etmek çok zor olacak. O yüzden dolayı böyle bir komut kullanıyorum. Layer'a göre seçim yapacağım. Bütün çizimde çoklu seçim yapacağım. Katmana göre seçeceğim. Ve katmanım su basmanı olacak. Okey dediğim zaman ben bütün su basmanı seçmiş oldum. Bunu copy diyorum. 2500, 5000, 7500. 7500 benim aşağıya çektiğim zaman benim su basmanım burada oturmuş oldu. Peki. Şimdi ben bunları sırasıyla aşağıya doğru modellemede extrude'la aşağıya doğru indireceğim. Şimdi su basmanı oluşturacağız. Su basmanı oluştururken extrude'u biz planda hep artı yüzeyde devam ettirdik. Peki planda extrude komutuna başlayıp perspektife gelirsek ve eksi yönde aşağıya doğru çekersek bizim için su basmanı sıfırın altında bir derece olarak alacak. Çünkü şurada görünüşte gördüğümüz sıfır kotunun altına doğru indirmiş olacak bizim için. Şu toolbarları da yukarıya koyalım. Karıştıracaklar çünkü. Şimdi plana geldim. Extrude dedim. Enter dedikten sonra perspektife geldim. Bunu seçtim. Aşağıya doğru ne kadar olacak? 60 santim. Peki. Bu ne kadar olacak? Aşağıya doğru 45 santim. Bakın farkındaysanız aşağıya doğru basamakları ters oluşturuyor. Ama ben şimdi onları move'la aşağıya doğru sürüklemiş olacağım. Uçlarından tutarak.
su basmanı oluşturmuş oldum şu anda ben. Ama su basman çizgisi tek bir çizgi ya da tek bir nesne halinde değil. Birden fazla nesne halinde. Bunları da union deyip tekrar birleştirdiğimde tek bir nesne haline gelebilirler. Aynı işlemi bir de uzun yoldan deneyelim şimdi.